Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ocak ayı Bullet Journal yani planlayıcı videosuyla karşınızdayım. Birkaç ay oldu Bullet Journal videosu paylaşamayalı. Benim gerçekten en sevdiğim videolardan bir tanesi bu. Ancak zamanımı her zaman çok iyi yönetemiyorum ve her sene başında size söz vermeme rağmen her ay maalesef paylaşamıyorum. 2021'e umarım her ay paylaşabilirim diyerek başlayalım o zaman. Ocak ayı planlayıcısıyla karşınızdayım. Sanırım bu zamana kadar yaptığım en karman çorman tema oldu diyebilirim. Çünkü bir türlü kafamda Ocak ayına ne tema yapmalıyım oturtamadım. Instagram'da sizlere sordum. Sizden de çok güzel cevaplar geldi. Böyle hepsi hoşuma gidince dedim ki tamam ben böyle ortaya karışık bir tema yapayım. Yani bana kışı anımsatan, ocağı anımsatan, böyle bana sıcacık izlenimler veren figürleri bir araya toplayayım. Ve Ocak ayı temasını oluşturayım dedim. Ve gördüğünüz gibi kapak sayfama bir şömine yaparak başladım. Ben gerçekten çok sevdim bu tuğla görünümünü. 2 adet farklı kahverengi kalem kullandım. O tuğla görünümünü daha iyi yakalamak için. Ve daha sonra beyaz kalemle o kahverengi ile boyadığım bölümlerin arasından geçerek ona tam bir tuğla görünümünü verdim. Ve bence gerçekten güzel oldu. Burada kullandığım kahverengi kalemler Tombow Dual Brush Pen. Kullandığım beyaz kalem ise Unibal'ın herhangi bir beyaz kalemi. Yani kırtasiyelerde bulabileceğiniz klasik beyaz kalemlerden bir tanesi. Bir ateş yaptım şöminenin içine. Aslında ilk başta yapmasam mı diye düşündüm. Hani o gerçekçiliği yakalayabilir miyim bilemiyordum açıkçası. Ama bence güzel oldu sonuç. Ve o ateşin arkasında kalan bölüme birazcık da siyahlık verdim. Çünkü biliyorsunuz böyle hani aslında orası kararır. Daha bile karanlık yapabilirdim orayı. Ama cesaret edemedim. O kadar resim yeteneğime güvenmedim açıkçası. Bence bu haliyle de gayet güzel bir şömine oldu. Şöminemizin üzerine birkaç figür eklemek istedim. Şamdanlar, bir kase, iki tane çerçeve, vazo ve bitki. Hani burayı siz aslında kendi zevkinize göre şekillendirebilirsiniz. Çerçeveler yerine başka şeyler yapabilirsiniz. Belki bir saat ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi burası tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben böyle hani oraya sıcaklık katacak birkaç şey eklemeye çalıştım. Ve en başa da başlığımı yazdım. Ocak. Çerçevemin içine de birkaç figür ekledikten sonra kapak sayfamı tamamladım. Evet, bir sonraki sayfamız takvim sayfamız. Ben 2021'de yani bu sene birazcık daha farklılaştırdım temamı. Aslında temamı demeyeyim de şablonumu diyeyim. Bazı sayfaları iptal ettim. Az kullandığım sayfaları. Yeni sayfalar ekledim onun yerine. Birazdan göreceksiniz zaten. Bu da takvim sayfamız. Takvim sayfamızda ilk kez bu modeli deniyorum diyebilirim. Peki bu model nedir? Ben normalde kutucuklar çizip kenarda kalan boşluklara o ayın temasına uygun figürler çizerdim. Ama bu kez iki sayfayı da full kutucuklarla kapladım. 31 tane her gün için yapmam gerekiyordu. Ben toplamda 40 adet kutucuk çizdim. Yani geri kalan o 9 kutucuğu da o ayın temasına uygun figürlerle süsledim ve bence çok güzel oldu. Mesela bir tanesine çorap yaptım gördüğünüz gibi, bir tanesine kar taneleri, buraya bir ip yumağı ve şişler yaptım. Ben gerçekten sevdim bu sayfayı diyebilirim. Kapak sayfası ve bu sayfa benim favori sayfalarımdan bir tanesi oldu. Ve yine benim favori hareketlerimden bir tanesi artık biliyorsunuz gölgelendirme. Kutucuk yapıyorsam mutlaka bir gölgelendirme de yapıyorum. Çünkü ona çok daha böyle 3 boyutlu bir görüntü kazandırıyor ve o görüntü benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Her bir gün için bir kutucuk ayırdım ve günleri aslında karışık yaptım. Böyle sıralı olmak zorunda değil. Biri Cuma'ya denk geliyor. Bu şekilde yazdım. Aynı şekilde diğer sayfama da full kutucuklarla kapladım. Aynı yöntemi burada da uyguluyorum. Kutucuklarımdan bazılarını yine kış ayına, Ocak kış ayı nedir? Artık Bullet Journal'ı çekmeye gerçekten sohbet etmeyi de unutmuşum. Normalde bu videolarda ben böyle arkada sohbet ederdim. Bazen böyle kekeleyebiliyorum. O yüzden şimdiden sizlerden özür diliyorum. Hemen oradaki ilk kutucuğa tuğla desenimizi yaptım. Hani bu ayın favori deseni bu diyebilirim gerçekten. Birkaç yere daha uyguladım. İlerleyen sayfalarda göreceksiniz. Bence gerçekten çok güzel oldu. Hani ben bu kadar gerçekçi tuğla görünümü elde edebileceğimi düşünmüyordum açıkçası. Kendimle çok 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 az gurur duydum burada. Gerçekten sonucu beğendim. Diğer kalan boş kutucuklara bir çaydanlık yaptım. Mumlar yaptım. Ve son kutucuğuma da bir bere çizdim. Fark ettiğiniz üzere diğer aylarla karşılaştırdığımızda ya da geçen seneyle karşılaştırdığımızda diyebilirim. Burada bir renk
Temam yok açıkçası. Hani hoşuma giden tüm renkleri kullanıyorum. Dedim ya videonun başında, bu sanırım bu zamana kadar yaptığım en karışık tema oldu. O yüzden de herhangi bir renk temamı yok burada. Hoşuma giden herhangi bir rengi kullanıyorum. Evet, takvim sayfam bittikten sonra ben normalde buraya alışkanlıklarım sayfasını yapardım hemen. Onu biraz daha ileriye attım. Yeni fikirler sayfamı buraya yazdım. Böyle bir ip yumağından çıkan iple sanki o yazı yazılmış gibi görünsün istedim ve bence çok güzel bir görüntü oldu. Ben yeni fikirler sayfasında genelde aklıma gelen video fikirlerini, şimdi artık Instagram için de çok fazla video çekiyorum. Özellikle Reels videoları çok fazla çekiyorum. Onları yazmak için kullanıyorum bu sayfayı. Hani aslında benim burada amacım sizlere fikir vermek. Siz başlığı değiştirebilirsiniz. Bu sayfayı başka bir şey için tabii ki kullanabilirsiniz. Hemen bir sonraki sayfaya da yine harcamalarım sayfasını yaptım. Çünkü bu benim için önemli. Dediğim gibi ben çok fazla malzeme alıyorum. İşimle ilgili çok fazla para harcamam gerekebiliyor. O yüzden de harcamalarımı not almak benim için çok faydalı oluyor gerçekten. Bu sayfada böyle tuğladan bir çerçeve varmış gibi görünmesini istedim. Siz şu anda 10 saniyede izliyorsunuz bunu ama aslında bu beni çok oyaladı. Ama yine de sonuç çok güzel oldu. O yüzden buna değdi kesinlikle. 2 tane kahverengi kalemimle boyama işlemini tamamladıktan sonra araları beyazla çizerek bu sayfaya tuğla görünümünü kazandırdım. Hemen üstüne küçük bir harcamalar yazarak bu sayfayı tamamladım. Çok fazla böyle doldurmak istemedim. Çerçeve zaten çok öne çıktı burada. Bir sonraki sayfama geçtim. Bir sonraki sayfam alışkanlıklar sayfam. Yeni yılda bu sayfanın ismini rutinler olarak değiştirdim. Çünkü hemen hemen aynı anlama geliyor ve alışkanlıklarım kelimesini yazmak gerçekten zor. Çok ağlı bir kere. Çok uzun. Böyle bir başlığa sığdırmak zor olabiliyor. Rutinler bence bu sene daha iyi olacak diye düşündüm. O yüzden de rutinler kelimesini kullanacağım bu sene. Burada bir atkı yaptım. Böyle renkli bir atkı yaptım. Sonra o gölgeyi yaparak bence bu atkıyı birazcık batırdım. O gölgeyi keşke yapmasaydım ama işte her zaman hayal ettiğiniz gibi olmayabiliyor. Ben önceden hazırlık yapıyorum ama tabii ki her şeyi önceden çizip renklendirmem mümkün olmuyor. Böyle kurşun kalemle bir taslak çiziyorum sadece. O yüzden de bazen böyle bir şeyi hayal ettiğimde kafamdaki gibi olmayabiliyor. Bu da öyle oldu. Atkı güzel oldu. Gölgelendirmesi kötü oldu bence. Bir sonraki sayfam, geçen sene çok fazla yer vermediğim ama ondan önceki sene yaptığım bir sayfaydı. Dinle, oku, izle ve sosyal medya. Dedim ki ben bu sayfayı kullanıyordum, neden iptal ettim. O yüzden geri almaya karar verdim. Bu sayfa nedir? Dinlediğim müzikler, okumak istediğim kitaplar, izlemek istediğim diziler ve filmler ve sosyal medya hesaplarımda takipçi artışı gibi ya da işte kaç tane post girmişim gibi şeyleri takip ettiğim bölüm. Ben bu sayfayı seviyorum. Bence hepiniz de kullanabilirsiniz aslında. Böyle siyah kağıt kullanmak istedim bu sayfada da. Bir sonraki sayfaya geçtim. Bu sayfada yine benim bu sene eklediğim sayfalardan biri mini günlük. Bazen o günle ilgili bir şey yazmak isteyebiliyorum. Yani böyle bir cümle sadece. O gün nasıldı ya da işte onunla aklınıza gelen herhangi bir şey olabilir. Aslında geçen sene bugün hangi moddasın tarzında bir sayfa yapıyordum renklendirmeli hatırlarsanız. Ama bu o sayfa hem beni çok uğraştırdığı için hem de çok aktif olarak kullanamadığım için bu sene böyle bir şey yapmaya karar verdim. Mini günlük. İstersem renklendiririm, İstersem de yazı yazarım diye düşündüm ve yine takvim sayfasında kullandığım figürlerden biri olan mum figürünü kullandım ve küçük bir çerçeve ile bu sayfayı tamamladım. Bir sonraki sayfa için küçük bir mektup zarfı hazırladım. Böyle içine etiketler koyabilirim diye düşündüm. Burası biraz hızlı olmuş olabilir. Elimden geldiğince yavaş bir şekilde aslında anlatmaya çalıştım ama eğer anlamadıysanız hani internette zarf nasıl yapılır diye yazarsanız bence kesinlikle bulabilirsiniz. Ya da belki bununla ilgili bir Reels videosu çekebilirim ben de. Ve o zarfımı sayfanın altına yapıştırdım. Etiketlerimi de içine koydum. Ve buraya ben bir karalama sayfası yapmaya karar verdim. Karalama sayfası nedir? Ben her ay şunun eksini çok hissettim. Yani mesela takvimim var, haftalık planlayıcım var, tamam harcamalarım var ama çok ani bir şey yazmam gerekiyor. Yani mesela şunu unutma ya da ne bileyim alışveriş listesi, çat böyle çok hızlı bir şey yazmam gerekiyor. O zaman böyle bir boş sayfaya ihtiyacım oluyordu. İşte bu sayfayı karalama sayfası yapmaya karar verdim. Bu sayfayı da bu amaçla kullanacağım.
Ve sıra geldi ayımızın son sayfasına, haftalık planlayıcı sayfası. Yine o şöminenin tuğlalarını kullanmak istedim çünkü bu figür gerçekten çok hoşuma gitti. Ancak bu kez böyle sanki yıkık bir tuğla duvarmış gibi görünsün istedim. Ve sayfanın sol üst köşesiyle sağ alt köşesine bu tuğlalardan yaptım. Ve 6'ya ayırdım. Hafta içi için 5 adet, bir tane de hafta sonuna ait olmak üzere kutucuklara ayırdım. Başlığımı yazdım, haftalık planlayıcı. Burada önce ince kalemle yazıp daha sonra kalemi aşağı indirdiğim yerleri kalınlaştırdım. Böylece yalancı kaligrafi yaptım. Son olarak sol alt köşeye küçük de bir takvim iliştirerek bu sayfayı da tamamladım. Böylece Ocak ayını, 2021'in ilk ayını tamamlamış olduk. Dediğim gibi biraz ortaya karışık bir tema oldu. Ama bence ortaya çıkan sonuç çok da fena olmadı. Benim hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım ilgiyle izlemişsinizdir. Ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Mutlaka aşağıya yorum bırakın. Hatta bir sonraki ayın temasını şimdiden konuşmaya başlayabiliriz sizinle. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.